Aydın'da eğitim diyor. Şimdi de kameralarımızın yönünü Adnan Menderes Üniversitesi'ne çeviriyoruz. Genç, idealist, üretken kadrosu ve sosyal çerçevedeki etkinlikleriyle dikkat çeken Adnan Menderes Üniversitesi bu hafta kapılarını Meltem'le zirvedekilere açtı. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Cavit Bircan'ı ziyaret ediyor. Üniversitenin cazibesini, eğitime katkısını konuşuyoruz. Bir yılı aşkın süredir görevinde bulunan ülkemizin genç rektörlerinden birisi olan Sayın Bircan'ın idealist yapısı, genç kadrosuyla birleşince projelerde ardından geliyor. Şimdi sözü Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cavit Bircan'a bırakıyor, eğitime bakış açısını, üniversitenin 2016 hedeflerini konuşuyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi 1992 yılında kurulan 23 üniversiteden bir tanesi. O günden bu yana Adnan Menderes Üniversitesi'nin gelişimi şöyle, şu anki durumu söyleyeyim. 14 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 18 meslekyüksek okulu, 24 araştırma uygulama merkeziyle biz 48 bin öğrencimize hizmet veriyoruz. 2000 akademik, 2000'de ortalama idari personele dikkate alırsak biz 50 bin üzerinde bir aile olduk Adnan Menderes Üniversitesi olarak. İlk yaptığımız işlerden bir tanesi, bizim bilişim altyapımız çok sorunluydu. Bilişim altyapısını tamamen yeniledik. Yani şu an bütün kampüslerimizde, Buharkent'ten Didim'e kadar, yani Aydın'ın girişinden sonuna kadar olan bütün kampüslerimizde öğrencilerimize bedava internet hizmeti sunduk. Ulaşım hizmetlerinde elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Şu an için yeni bir hastane binası projemiz gerçekleşti. Kalkınma Bakanlığı tarafından destek verilecek. Yeni bir kütüphane yapıyoruz 8000 metrekare. Bir eğitim fakültesi binası, bir Aydın İktisat Fakültesi binası. Veteriner Fakültesi'nin eksiği olan binayı tamamlamak artı mühendisliğe ek laboratuvar binası yapıyoruz. Yani bütün bunları altyapı bütün kampüsü bir de engelsiz üniversite haline getirmeye çalıştık. Gezdiğinizde dolaştığınızda göreceksiniz kaldırımlarımız görmeyen engelli vatandaşlarımız için, öğrencilerimiz için, öğretim üyelerimiz için özel yapılmıştır. Bütün binalarda şey sıkıntısı vardı, altyapı sorunları vardı, bunları çözdük. Öğretim üyelerimizin özlük haklarına hiç dokunmuyoruz. Onlar öğretim üyeleri doktora, doçentlik ve profesörlük alanlarında vakitleri geldiği zaman onların yükseltmelerini, özlük haklarını veriyoruz. Bu konuda biz geçmişle asla uğraşmıyoruz. Sadece önümüze bakıyoruz. Hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi mesela Diş Hekimliği Fakültemizde kurduğumuz modern tesislerimizle, modern alet ekipmanlarla artık biz dışarıdan, Muğla'dan, bölge illerden, hatta İstanbul'dan hasta kabul etmeye başladık. Hastanemizde bir bölge hastanesi olma konumuna gelmeye başladı. İnsan kalitesi açısından öğretim üyelerimizi, şunu söyleyeyim, genç, dinamik ve son derece ehil insanlarımız var. Ehil doktorlarımız, öğretim üyelerimiz var ve bölgeye hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz burada şundan hep şikayet ederlerdi. Yani bahar şenliklerimiz niye güzel olmuyor rektör hocam? Niye güzel olmuyor? İddia ediyoruz geçen dönem Türkiye'nin en büyük bahar şenliğini yaptık. 60'a yakın, 60'ın üzerinde öğrenci topluluklarımız var. Binicilik topluluğundan tutun da okçuluk, işte okur yazarlık, felsefe, yani aklınıza gelebilecek her türlü alanda çocuklarımızın ilgi alanlarına, fotoğrafçılık olsun, yönelik topluluklarımız var. Yani biz bunları sonuna kadar destekliyoruz. Gezi yapmak istediklerinde, yani bir sanatçı çağırmak istediklerinde veya bir düşünür çağırmak istediklerinde gerekli desteği veriyoruz. Öğrencilerimiz de bundan son derece mutlu. Biz 2016 yılın bütün insanlara, özellikle zulüm altındaki Müslümanlara hayırlar getirmesini, onların rahat etmesini diliyoruz. İnşallah biz de elimizden geleni onlar için hem duamızla hem de fiili duamızla destek vermeye devam edeceğiz.